Merhaba. Bu videoda sizlere Simbo'nun SCO 5055 model numarasıyla üretmiş olduğu sıcak hava fritözü yani Air Fryer ürününü tanıtmaya çalışacağım. Ürün bu şekilde bir dış kutuyla geliyor. Bu kutunun içerisinde ürünün kendi özel kutusu var. Şimdi bunu çıkarayım. Ürünün kendi kutusu bu şekilde. Kutu üzerinde bazı teknik bilgiler var. Fazla başınızı ağrıtmadan ve videoyu uzatmadan 4 yıl garantisinin olduğu, kolay temizlenebilir olduğu, 4,5 litre kapasitesinin olduğu, %90 daha az yağ kullandığı. Onun dışında 360 derece yüksek hızlı hava sirkülasyonu. Zaten tüm sıcak hava fritözlerini bu şekilde çalışmakta. Bir ısıtıcı rezistans ve rezistansın ürettiği sıcak havayı pişirme bölmesine dağıtan bir fan sistemi. Aslında sıcak hava fritözü çok da gelişmiş bir teknoloji değil. Özelliklerine geldiğimizde sıcak hava karışımı sirkülasyonu, yağsız pişirme, otomatik hazır zil, fritözden %90 daha az yağ, 80 ile 200 santigrat derece arasında ayarlanabilir sıcaklık kontrolü, gıda sınıfı kaplama, enerji tasarrufu ve çevrenin korunması falan falan falan. Bu özelliklerin çoğu zaten birçok fritözde var. Şimdi hemen kutuyu açalım. Ben bu ürünü daha önce açtım, kullandım. Ama size göstermek adına tekrar açıyorum. Şu normalde fritözün çekmecesinin içerisinden çıkıyor ama ben buraya koymuşum. Göstereyim. Bunu da yine dışarı alalım. Evet, kutu içerisinden sıcak hava fritözü bu şekilde çıkıyor. Şu barkodu okuttuğumuzda cihazın kullanım kılavuzuna ulaşıyorsunuz. Bunu kenara atalım. Ürünün üst yüzeyinde bazı ifadeler yer alıyor. Balık 160 santigrat derecede 20 dakika. Patates kızartması 200 derece 15 dakika benim anladıklarım. Tüm tavuk 200 santigrat derecede 30 dakika. Şu da sanırım ekmek 160 santigrat derecede 20 dakika gibi sık kullanılan pişirme senaryolarına göre bize bazı sıcaklık ve süre tarifleri, yönergeleri üst yüzeyde belirtilmiş. Burada sıcaklık ayar düğmesi yer almakta. 0 santigrat dereceden 200 santigrat dereceye kadar ayarlama yapabiliyorsunuz. Sanırım minimum 80 santigrat derecede çalışıyor. Kutu üzerinde de buna benzer bir bilgi yer almıştı. Ürünün ön yüzünü göstereyim size. Burada mekanik bir zaman ayarlama saati yer almakta. Klasik mini fırınların da ön yüzünde yer alan saatin çok benzeri. Bu şekilde kuruluyor. Şu an duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Çalışıyor ve süre dolduğunda da bu şekilde bir sesle bize pişirmenin sonuna gelindiği hakkında bilgi veriyor. Burada bir tane ışıklı gösterge yer almakta. Bu gösterge şu işe yarıyor. Örneğin 120 dereceye ayarladık. Rezistans çalışıyor. Rezistans çalıştığı an bu ışık bize rezistansın çalıştığını gösteriyor. İçerisinin sıcaklığı 120 dereceyi geçtiği zaman rezistans devreden çıkıyor. Rezistans devreden çıktığı zaman haliyle bu ışık da sönüyor. Yani bu ışık rezistansın devrede olduğu an yanan, rezistans devreden çıktığı zaman rezistansla birlikte kapanan, sönen bir ışık. Bu güzel olmuş. Gerçi bizim ne işimize yarayacak orası da tartışılır. Son derece basit bir ürün. Özellikle dijital panele aşina olmayan belli bir yaşın üzerindeki kişilerin de kolaylıkla kullanabileceği benim de çok hoşuma giden bir tasarım yapmışlar. Yani tasarım basit. Şurada bir hava çıkışı yer almakta. Cihaz çalıştığı zaman bu hava çıkışından sıcak hava çıkıyor dışarı. Şimdi hemen size çekmecesini göstereyim. Ben bunu daha önce kullandığım için biraz gıda artıkları var. Çekmecesi bu şekilde. İçerisinde bir sanırım teflon kaplı ızgara yer almakta. Bu şekilde. Bununla ilgili YouTube'da fazla bir inceleme videosu bulamadığım için böyle bir video çekmeyi düşündüm. Umarım bu cihaz hakkında fikir sahibi olmak isteyenlerin işine yarar. Ben size ölçülerini göstereyim. Izgara ölçülerimiz kabaca söylüyorum 19'a 20 santimetre ebatlarında. Özellikle şu ölçüm çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde genişlik içten içe 20 santim. Şu şekilde öne doğru da 21 santim yaklaşık. Hemen derinliğini size şuradan görünüyorum bilmiyorum. Derinliği de yaklaşık 10,5 santimetre. Yani iç ölçüleri net bu şekilde.
fikir vermesi açısından bazı bilgiler vermek istiyorum. Çekmecenin girdiği cihazın şu çekmece bölgesinin iç yüzeyi plastik malzemeden yapılmış. Ne yazık ki kötü bir kokusu var. Rezistansı bu şekilde. Rezistans çapını da size kabaca söyleyeyim. Yaklaşık 14,5-15 santimetre çapında da bir rezistans bölgesi var. Rezistansın hemen altında gördüğünüz gibi üfleme fanı yer alıyor. Fanın kanadı metalden yapılmış. İçerisinde de bir böcek. Balkona koymuştum. Böceği şimdi nasıl çıkaracağız? Evet, iç bölgesi bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yani başka ne sorulabilir bilmiyorum. Veya ne merak edilir sizin açınızdan bilmiyorum. Rezistansın ve fanın irtibatlandırdığı tavan yüzeyi de yine metalden yapılmış. Alt yüzeyi bu şekilde. Herhangi bir hava kanalı yok. Arka yüzeyi bu şekilde. Kenarlarında herhangi bir çıkış yok. Böyle basit bir ürün. Ben bunu Amazon indirimlerinde 1100 liraya satın almıştım. Şu an sanırım 1400-1500 lira bandında satılıyor. Şu ızgaranın da kenarlarında ısıya dayanıklı plastikler yer alıyor. Sanırım çok fazla gürültü çıkarmadan kullanılması için üretilmiş. Şu kısım metal ama şu kısım metal değil. Şöyle göstereyim. Yani böyle. Az önce sizlere ürünün bir takım yerlerini göstermeye çalıştım ama videoda tam net bir şekilde görülemeyebilir. Bu ihtimal düşünerek sizlere bazı fotoğraflar göstermek istiyorum. Şimdi size çok basit bir şekilde kullanımını göstereyim. Şöyle fişe takayım. Evet, fişe taktım. Şu ışığını göstermek istiyordum size ama bu şekilde çalışır mı? İlk çalıştırmak istemiyorum. Zarar görebilir. Buradan dereceyi ayarlıyorsunuz. 120 dereceye ayarladım. Buradan da saatini 5 dakikaya ayarlıyorum. Evet, bu şekilde çalışıyor. Yani çok fazla bir gürültü çıkardığını düşünmüyorum. Çünkü içerisinde devirle dönen bir fan var. Yani basit bir ürün. Şöyle göstereyim. Bakın şurada ışık yanıyor. Biraz sonra sönecek bu ışık. Çünkü iç sıcaklığı 120 dereceye geldiğinde rezistans çalışmasını durduracak ki pişecek ürün. 120 santigrat derece ayarladığımız için 120 dereceyi geçmeyecek. Evet, söndü gördüğünüz gibi. Ve rezistans devreden çıktı. Şu an rezistansı çalışmıyor. İçerisi biraz soğumaya başladığında rezistans tekrar devreye girecek ve iç sıcaklığı 120 santigrat derecede sabitlemeye çalışacak. Şimdi tekrar rezistansın devreye girmesini de göstereyim. Hala rezistans devreye girmedi. Demek ki içerisi ısındığı zaman bir süre sıcak kalabiliyor. Hatta uzun bir süre sıcak kalabiliyor. Ama 200 derece ayarlasaydım şimdiye kadar tekrar çoktan yanmıştı rezistans ışığı. Yani ilginç, hala yanmadı. Evet, gördüğünüz gibi içerisi soğudu ve tekrar rezistans devreye girdi. Rezistansın devreye girmesiyle birlikte uyarı ışığı da yanmaya başladı. Bu şekilde size zilinin süre sonunda nasıl bir ses çıkardığını da göstereyim. Saati de benim hoşuma gitti. Son derece basit kullanımı olan hem sıcaklık ayar düğmesi hem zaman ayar saati bence çok güzel ve basit olmuş. Evet, bu şekilde bir ses çıkıyor ve cihaz kapanıyor. Kullanımı bu şekilde. Bu arada bir şey göstereyim size. Diyelim bu mekanik saati ayarladık. 10 dakikaya ayarladık ve vazgeçtik. Bu şekilde sol tarafa çevirerek süreyi kısaltabiliyoruz veya bu şekilde manuel olarak kapatabiliyoruz. Yani bu saati ayarladıktan sonra sürenin bitmesini beklememize gerek yok. Saatin ters yönünde çevirerek istediğimiz kadar kısaltabilir ya da kapatabiliriz. Şimdi gelelim cihazın benim açımdan güzel ve kötü yönlerine. Önce güzel yönlerinden bahsetmek istiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi son derece kullanımı basit ve güzel. Yani bunu 60-70 yaşındaki bir insan bile rahatlıkla kullanabilir. Tabii ki şimdi dijital kontrol panelli olan ürünler daha cazip geliyor ama yani
sık kullanılacaksa mekanik saatli ya da mekanik sıcaklık ayarlı daha kullanışlı olur. Ya da tamiri bir arıza çıkardığında, garantisiz olduğunda tamiri daha mümkün olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında güzel olan yönü. Yani bu. Bunlar güzel olan yönü. Kötü olan özelliklerine gelirsek, üründe biraz plastik kokusu var. Yani ben bu plastik kokusunu çok araştırdım. Bir türlü plastik kokusundan %100 kurtulamadım. Bugün Simbo'nun servisini aradım. Ürünü satın aldığım yere iade edebileceğimi söylediler. Ya da içerisine şu hazneye bir miktar su koyup suyu içerisinde ısıtarak kaynatmamı söylediler. Ben de kendilerine su kaynayacağı için büyük bir ihtimal sıcak su buharının bu kokuyu gidereceğini ima ettiklerini, ancak sıcak su buharının kokuyu nasıl, yani ne şekilde yok edeceğini sorduğumda tatminkar bir cevap alamadım. Dolayısıyla hani bu kokudan kurtulamaz isem ürünü iade edeceğim. Onun dışında yani şu iç haznesi plastik olmaması gerekiyordu. Yani bu kadar güzel tasarlanmış bir ürüne şuradaki metal saç, sanırım o malzeme gibi bir kaplama yapılsaydı, zemini de metal olsaydı, yani bu ürüne sanırım 50-100 lira kadar bir maliyet eklenirdi ama gerçekten mükemmel bir iş çıkarılmış olurdu. Çünkü Simbo'nun sattığı iki tane benim bildiğim sıcak hava firtözü var. Birisi bu model, birisi de bu modelin dijital kontrollü olanı. Bir de bu ürünü alırken ben bazı satış sitelerindeki yorumlara bakarak almıştım. O yorumlara baktığımda bazı kişiler fotoğraflı yorumlarda bulunmuşlar ve ekledikleri fotoğrafta şuradaki taban bölgesinin üzerindeki kaplamanın böyle bir ıslak bir kağıt gibi kavladığının fotoğrafını koymuşlar. Ben bundan büyük bir şüphe duyarak bunu satın aldım. Ancak şöyle de bir şey var. Olur da hani bunun bulaşık makinesinde yıkanabilir olup olmadığını bilmiyorum. Şu an kullanım kılavuzunu ayrıntılı bir şekilde incelemedim. Ama sanırım yüksek sıcaklıklarda bulaşık makinesinde yıkanmasından kaynaklı olarak da bu malzemenin kaplamasının kavlama gibi problemlerinin olabileceğini düşünüyorum. Bu ürünü satın almayı düşünüyorsanız, bahsettiğim ünlü satış sitelerindeki bu ürünle ilgili fotoğraflı yorumlardaki dediğim çekmece fotoğraflarına bakabilirsiniz. Bu arada bu az önce bahsettiğim plastik kokusuyla ilgili hemen hemen her markadan şikayet olduğunu da gördüm. Yani Philips marka sıcak hava fritözlerinde de plastik kokusu olabiliyormuş. Bugün Philips'in kendi web sitesini incelediğimde bu plastik kokusuyla ilgili kendileri bir öneride bulunmuş. Ürünü diyor maksimum sıcaklık derecesinde maksimum sürede bir 30 dakika çalıştırın, boş bir şekilde çalıştırın demiş. Ben bunu denedim. Hatta bir sefer değil 2-3 sefer boş bir şekilde çalıştırdım ama plastik kokusu ne yazık ki tamamen geçmedi ama bayağı azaldı. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Şurada bir sıcaklık. Şöyle görecek misiniz bilmiyorum. Bakın, ürünün sıcaklık ölçümü gazlı termostatla yapılıyor. Termostatın sıcaklık sensörünün ucu buraya rezistansla fanın kenarına sabitlenmiş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani bu ürünün içerisinde gazlı termostat var. Bu arada size göstermek istediğim bir şey daha var. Cihazın çekmecesi çıktığında cihaz çalışmıyor. Şu şekilde dereceye ayarlayalım. Bakın, çalışmıyor. Bunun sebebi ise şurada çekmecenin şu ön kısmının alt bölümünde, bakın burada bir çentik var. Bu çentik şuraya oturduğu zaman burada bir switch var ve cihaz çalışıyor. Onu da size hemen göstereyim. Şu an çekmece yerleştirilmiş gibi algılayacak cihaz ve bakın çalışıyor. Böyle de bir güvenlik önlemi düşünülmüş. Yani çekmece cihazla takılı değilken cihaz çalışmıyor. Bu şekilde takıldığı zaman çalışıyor. Ve bu ne demek? Şu an diyelim içerisinde bir yiyecek var. Siz bu yiyeceğin pişip pişmediğini merak ediyorsunuz. Çıkarıyorsunuz, kontrol ediyorsunuz veya içerisindeki pişen yiyeceği karıştırıyorsunuz. Bu sırada cihaz çalışmıyor. Yani güzel bir özellik bence. Tekrar taktığınızda çalışıyor. Yani sıcak hava fritözünü fazla gözünüzde büyütmeyin. Sıcak hava fritözü nedir? Size söyleyeyim. Tavanda bir ısıtıcı rezistans. Rezistansın sıcaklığını çekmecenin iç bölgesine üflemesi amacıyla ulaşması için kuvvetli bir fan ve yiyecekleri içine koyabileceğimiz bir çekmece. Yani sıcak hava fritözü bu. Yani yüksek bir
teknoloji değil. Hayret edilecek bir teknoloji değil. Dolayısıyla satın alırken bilinçli bir şekilde satın almanızı da tavsiye ederim. Yani şu an benim bu üründe karşılaştığım tek olumsuz durum plastik kokusu. O da giderek azalıyor ama sonlanacak mı bilmiyorum. Hani yine alsam dijital bir ürün yine almam. Çünkü içerisindeki çalışma mantığını biliyorum. Mekanik olduğu zaman, bir tarafı bozulduğu zaman benim müdahalem daha kolay olacaktır. Hani şimdi bir dijital bir ürün alsam anakartı bozulsa ben onu nasıl tamir edeceğim ya da tamir ettireceğim? 3 sene 5 sene sonra anakartı bulunmaz. Bulunsa bile cihazın yarı parası olur. Ama ne bileyim yani şu sıcaklık düğmesi bozulsa bulunabilir. Yani düğme aynı şekilde olmasa da bir şey uydurulabilir. Zaman saati uydurulabilir. Hani teknik olarak yorumlamak istiyorum. Yani böyle. Çok fazla paralar da vermeye gerek yok. Ha ne olur? Şöyle bir şey olabilir. Örnek veriyorum. Hani farklı bir teknoloji olur. Yanlardan da bir üfleme olur ya da alttan ikinci bir rezistans olur. Hani farklı bir tasarıma sahip bir cihaz olur. Onları tenzih ediyorum ama tavandan rezistanslı ve rezistansın üst kısmında fan yer alan ve çekmeceden oluşan bir sıcak hava filtresi alacaksanız bence tek dikkat etmeniz gereken kısım plastik kokusu. Onun dışında zaten sıcaklığı üretiyor. Zaten çekmecenin iç kısmına sıcak hava giriyor. Yani bir gıdanın pişmemesi mümkün değil. Yani bunun kötü pişirip de öbürünün iyi pişireceğini ben düşünmüyorum. Aynı eşdeğer ürünlerden bahsediyorum. Umarım bu ürünü almak isteyenlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.